Bildiğiniz gibi 2019 yılını Antalya olarak bütün zamanların en iyi sayılarını elde ederek rekorlarını kırarak tamamladık. 2020'de de ilk iki ayda %30 gibi bir artışımız var. Rakamlar çok büyük değil Ocak ve Şubat ayı bizim sezon olarak düşük olduğumuz aylar. Ama gösterge açısından yılın geneline göstermesi bakımından pozitif bir durum devam ediyor. İşte Antalya'daki bu pozitif gelişmeyi destekleyecek önemli etkinliklere ihtiyacımız var. Biliyorsunuz 3 yıl önce Antalya'da Trof Antalya bisiklet e, turu başladı. Bugün geldiğimiz noktada üçüncüsünü yaparken Trof Antalya geçen sene Dünya Bisiklet Birliği tarafından 2.2 koşulurken bu sene bir kategori yükselerek 2.1 kategorisinde bir yarışa dönüştürüldü. Bu bir yarışın üçüncü sezonunda bu başarıyı göstermesi gerçekten bu kentin övünmesi gereken bir başarıdır. 20 Şubat'ta Perşembe günü yarışlarımız başlayacak ve pazar günü inşallah e, saat 4 gibi 16 gibi de ödül töreniyle son bulacak. Bu sene Antalya, Trof Antalya'ya e, 23 ülkeden 80 takım müracaat etti arkadaşlar. Bu 80 takım arasından arkadaşlar elediler en önemli 29 takım. Bunların içerisinde çok önemli kıta takımları da var, world takımları da var. 29 takım ve 23 ülke ile ve 174 sporcuyla inşallah Perşembe günü kale içinden ilk gün, ilk turumuz, Perşembe günü turumuz kale içinde limanda başlayacak ve bu meydanda Cumhuriyet Meydanı'nda da tamamlanacak ve burada biz ilk turun ödüllerini vermiş olacağız. İkinci gün Kemer'den başlayıp yine Cumhuriyet Meydanı'nda biten bir turumuz var. Üçüncü gün çok önemli bir tur. Bir antik şehirden, bir antik tiyatrodan Aspendos'tan başlayacak. Ve Büyük İskender'in zapt edemediği, işgal edemediği Termesos antik şehirde bitecek. Üçüncü gün yarışlarımız. Son gün yarışlarımız ise yine çok önemli Antalya'nın ve Türkiye'nin insanlığın çok önemli antik şehirlerinden birisi olan Sideden başlayacak. Ve İnönü Parkı'nda Akrabarot Oteli'nin yanındaki İnönü Park'ta sonuçlanacak ve ödül törenimiz de orada olacak. Pazar günü Grand Fondo dediğimiz amatörlerin yarışabileceği, sabah 8'de startını vereceğimiz çok önemli bir yarış var. 60 kilometrelik ve 90 kilometrelik parkurları var. Ve yine pazar günü bir sosyal sorumluluk etkinliğimiz var. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'de kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet meselesini çok konuşur olduk. Yüreğimiz çok yandı. Devletimiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda çok büyük hassasiyeti var. Bu yarış dolayısıyla bir farkındalık sürüşümüz de var. 3,5 kilometrelik ve herkesin çoluk çocuk katılabileceği, terasitin önünden başlayıp yine İnönü Parkı'nda bitecek olan bir farkındalık sürüşümüz var. Bu seneki farkındalık sürüşümüzün mottosu, kadın varsa hayat var. Bu mottoyla inşallah herkes e, tişörtünü giyerek bir farkındalık sürüşü yapacağız ve Antalya'dan bütün dünyaya, Türkiye'ye kadın varsa hayat var. Aman ha kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine son sıfır tolerans diyeceğiz. Türk Kültür ve Turizm Bakanlığımız biliyorsunuz bisiklet turizmini stratejik alanlar arasına aldı. Çalışmaları var. Ve 3 yıllık bu çalışmalar sonunda gördük ki Antalya'da çok sayıda bisiklet takımı kamp yapıyor artık. Ve bu sene 80'in üzerinde Antalya'da kamp yapan bisiklet takımlarında katıldığı farklı yarışlar olacak. 2019-2020 kız sezonu için, sezonu için söylüyorum. Bu da şunu gösteriyor. Trof Antalya doğru yolda. Trof Antalya'ya kentin sahiplenmesi. Antalya'yı önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli bisiklet destinasyonlarından birisine dönüştürecek. Arkadaşlar, spor turizmi elbette çok önemli. Bisiklet turizminin diğerlerinden farkı şu. En uzun kamp dönemi olan spor branşı bisiklet. Şu anda 90 güne yakın Antalya'ya gelen takımlar Antalya'da kalıyor. Geçen organizasyon yapan bir arkadaş bana geldi. Sayın Velim bu süre bize yetmiyor. Dışişleri Bakanlığımızla konuşarak bizim bisiklet kampı için gelenlere 120 günlük vize verebilir miyiz? Bu da ne kadar doğru oldu olduğumuzu gösteriyor.